Bugün 2 Şubat, günlerden pazar. Antalya'dayım, şu an Lara Beach'teyim. Önümüzdeki bir hafta boyunca yağış gösteriyor. Son güneşli günde burada olmak istedim. Termometreler şu an 18 dereceyi gösteriyor. Ama hava parçalı bulutlu. Şu an güneşli ama her an bulut yüzünü gösterebilir. Kamerayı sağıma çevirdiğim zaman hava gayet güneşli ve açık görünüyor. Ancak soluma bakarsak yaklaşmakta olan koyu renkli bulutlar yağışın bu gece gelebileceğinin göstergesi. Dalga sesleri eşliğinde bu huzurlu havanın tadını çıkartırken aslında son günlerde çok da hoşuma gitmeyen bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum. Konuya girmeden önce bir üniversiteden eğitimini almış bir nefes teknikleri koçu olduğumu belirtmek isterim. Rahatsız olduğum şey ise son dönemde internette çok fazla kişinin nefes teknikleri konusunda yanlış bilgi veriyor olması ve gösterirken de yanlış uygulama yaptırıyor olması. Kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama, nefes teknikleri gibi pek çok konu son dönemde oldukça ön planda. Bu da maalesef ki çok kolay bir şekilde sertifika alan insanların bu konuyu kolaylıkla suistimal etmesine sebep oluyor. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilseniz bunları insanlara göstermeniz gerekmiyor. O sertifika size bu yetkinliği tanımamalı. Şunu da görüyorum ki nefes teknikleri eğitimi sertifikası olmayan doktor olduğu için bu konuyu çok doğru yansıtabileceğine inanan bir takım kişiler de maalesef ki internet ortamında yanlış uygulamalar gösteriyor. Pek çok insanın farkındalık yolunda önemli adımlar atıyor olması beni çok mutlu ediyor. Ben de hayatımda pek çok olumsuzluklar yaşadım. Ancak bunlara takılı kalmadım. Kendi değişim yolculuğumu başlattım ve bıkmadan, usanmadan, istikrarlı bir şekilde, asla vazgeçmeden hala bu yolculuğuma devam etmekteyim. Şunu çok açık bir şekilde görüyorum ki kendini olmuş bir yere gelmiş zanneden insanlar hala yolun çok başında. Bu ömür boyu süren bir yolculuk. Ancak lütfen hayatınızı güzelleştirmeden, kendinize daha fazla olumlu yanlar katmadan, bakış açınızı belli bir noktaya getirmeden, elinizdeki sertifikalarla başkalarına faydalı olmak adına bir şeyler yapmaya çalışmayın. Bu onlara sadece zarar vermek olacak. Söylediklerini kendi hayatında uygulayamayan insanların sizin hayatınızda nasıl bir değişiklik yapmasını bekliyorsunuz? Şüphesiz ki doğru nefes almak bedensel, ruhsal ve zihinsel büyük faydalar sağlamakta. Ve bu faydaları burada ben size detaylı bir şekilde anlatacak değilim. Sadece yaptığım bu güzel plaj gezisi sırasında dalgaların eşliğinde sizinle biraz dertleşmek istedim. Gündelik hayatında doğru nefes almayan kişilerin, sigara içen kişilerin nefes tekniklerini anlatmasına karşıyım. Evet, karşıyım. Evet, nefesi öğrenin. Bu harika bir şey, inanılmaz faydalı bir şey. Ama internette gezinen kirli bilgileri lütfen dinlemeyin. Şimdi bu gördüğüm kirli bilgilerden birkaç tanesini size göstermek istiyorum. Bir tanesi şöyle nefes alıp vermeyi gösteriyordu mesela. Arkadaşlar, nefes burundan alınıp verecek. Kapatın ağzınızı. Kapattın. Diğer bir tanesi de doğru nefes tekniklerini göstermeye çalışıyor. Diyaframdan nefes alıp verdiğini göstermek adına bir eli göğsünde, bir eli karnında. Evet, bunu bu şekilde gösterebilirsiniz ki karşı taraf nerenin şiştiğini elinizin hareketiyle daha net görebilsin. Ama videoda gördüğüm şey şuydu. Neresi şişiyor? İki tarafta komple. Yani hareket ettiğini göstermek adına komple şişiriyor. Hayır, bu böyle değil. Sadece karın hareket edecek. Gördüğüm bir diğer şey de 4 saniyede nefesi alıp 8 saniyede nefesi vermeyi anlatan bir kişinin yaptığı şeydi.
Gerçekten çok komikti. 4 saniyede nefes aldıktan sonra nefesi 8 saniyede, içinizdeki tüm nefesi 8 saniyede boşaltmanız gerekiyor. Dolayısıyla içinizdeki nefesi 8 saniyeye ayarlayarak vermeniz lazım. Ama bunu anlatmaya çalışan kişi videoda yaptığı şey şuydu. Arkadaşlar, bu nefes vermek değil, bu ıkınmak. Arkadaşlar, doğru nefes alıp vermek bu kadar zor bir şey değil. Rahat olun. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenin ve hayatınızın bir parçası haline getirin. Bunun için özel zamanlar ayırmanıza gerek olmadığını fark edeceksiniz. Herhangi bir iş yaparken, eğer hayatınızın bütününde doğru nefes alıp veremiyorsanız bile, herhangi bir şeyle uğraşırken aklınıza geldiği an hemen doğru nefes alıp vermeye çalışın. Bunu yapmaya başladığında göreceksiniz ki ruhunuz, bedeniniz ve zihniniz yanında hayatınız da güzelleşecek. Böyle söylediğim zaman doğru nefes alıp vermenin hayatınızı nasıl olumlu yönde değiştirebileceğini anlamadınız belki de. Ama bakış açınız değişecek. Evet, bakış açınız değiştiği zaman hayata bunu doğru şekilde yansıtacaksınız. Bu da hayatınızda daha doğru kararlar vermenizi sağlayacak. Ve emin olun, hayatınız çok güzelleşecek.